Tanrı dedi ki bir gün, Ülgen, güneşi geri veren Tanrı dedi ki bir gün, Oğul, oğul, ya kendin oğul kendince, ya kendinde oğul bildiğince, ama hep oğul, ama hep oğul, var oğul, gecelerden bir gece su oğul, toprak ol, ateş ol, ağaç ol ve sen bir nefes ol. Dilersen, hani dilersen sadece, ama sadece kendin için ol. Ama bil ki, bil ki olacaksan da kendine, hiç olmayacaksan da, kuşkum yok, eminim, yollarımız düğümlenir nasıl olsa bir gün. Ve nar tugana erer, erişir su kendi bendine, doğar elbet gün, buluşuruz. Gündüzün tünü, ışığın karanlığı yendiği, işte o günlerden birinde. Haykırırız, haykıracağız bir yerlerde. Sönmesin ateşin, sönmesin, unutma ki sönmez ışık. Yolun sonu çünkü aydınlık. Yeter, yeter ki sen, sen ol kendinde. Akar durur su ve sürer bir hayat. Tükenmez nefes ve yanar ateş. Bitmez, devinir, devinirim ben seninle. Sen ise sen. Yine kendinle. Varoluş nedenim, varoluş nedenimiz, ateşin ışıdığı sonsuzluğun derinliğinde. Unutma, unutma ki güç sensin, heyecan sende, ışıyan gözün, konuşan dilin, sen, sen, sen oldukça çarpan yüreğin. Gün yakın sana, gün su ateşe erince, yarın gece şu gök, inan, inan ki, ne olur inan, daima bir ülgen deminde.
Merhabalar Toplum 24 Televizyonu'nun siz değerli izleyicileri. Mehmet Can Bolat ile Şiirsel Yolculuklar adlı programımızın, geleneksel programımızın yeni bir sayfasında yine birlikteyiz bugün. Farklı bir yolculuk yapmayı denedim bugün, çok ani bir kararla. Çünkü bugün ve yarın belki çoğumuz farkında değiliz ama artık Türk dünyasında Doğan Güneş Bayramı diye de anılıyor. Kimi dilde Nardugan, kimi dilde Nartugan, kimisinde Nardoğan şeklinde bilinen bu bir dizi geleneği ve efsaneyi de içeren farklı bir gün dönümündeyiz. Neden böyle bir giriş yaptım diye merak edenler olabilir. Çünkü bugün ayın 21'i, yani 21 Aralık, yani ilerleyen saatlerde gün 22 Aralık'a dönecek. İşte böylesi bir günde Doğan Güneş Bayramı'nı anlatan, yıllar önce kaleme aldığım bir şiirsel yolculuğu tercih ettim. Yayınımızı ilk kez izleyenler veya Nartugan Bayramı'nı duymuş olsa dahi ne olduğunu bilmeyenler için birkaç kelimeyle özetleyeyim izninizle. İnanışa göre, ay takvimine göre daha doğrusu, her yıl 22 Aralık tarihinden sonraki ilk dolunay anında kutlandığı söylenen bir bayram bu. Yani Doğan Güneş Bayramı, eski terimle Nartugan, Nardoğan, Nardugan şeklinde anılan farklı bir bayram. Güneş anlamına geliyor nar kelimesi ve doğan kelimesi de tabii güneşin doğuşu gibi bir bütünlük arz ediyor. İki kelimenin birleşmesinden oluşturulmuş bir bayram şeklinde de tanımlayabiliriz. Gecenin bir başka anlamı da var. Daha doğrusu gecelerin kısalıp gündüzlerin uzadığı tarihi aralığında olduğu söylenen 22 Aralık'ta gün ve gece eşit şekilde birleştiği bir gece olarak da tanımlanabiliyor. Tabii bir başka anlatıya, efsaneye göre de bir başka tanımla, daha doğrusu uzun süren savaşlar sonrasında geceyi mağlup eden gündüz kendisini, daha doğrusu doğa tarafından da muzaffer bir güç olarak da tanımlanıyor. Nardugan, Nardoğan, Nartugan güneşi kendilerine geri verildiği için eski Türkler tarafından bir dua, bir ayin olarak da kabul ediliyor. Evet, eski kaynaklardan özetleyebildiğim, derleyebildiğim bu özel gündeki bilgiler bu kadar diyelim. Ve biz yine devam edelim isterseniz ve yine Nartugan'da kalalım. İlk okuduğum, girişte okuduğum şiirsel anlatının akabinde bundan 4 yıl önce kaleme aldığım, yine böylesi bir günlerde aklıma düşen sözleri de yine sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. Nartugan demişiz bu çalışmamıza. Ya ay ol derim, ya bir güneş, ya nar ol, ya da kızgın bir ateş. Ya gün ol bana gülüm, nar gibi bir gün ol. Doğ içime, doğ ve doğur beni yeniden, erisin o ışığın gözlerimde. Doğur, doğur beni yeniden, yeniden doğsun, yeniden doğursun o ışığın beni gözlerinde. Ve gömülürken karanlıklar bir tüne, bak, bak işte şu gök mavi tugan bugün. Kaldır ellerin gülüm, kaldır, kaldır. Ülgen gelir bu gece. Yeter ki inan sen, yeter ki inan, inan o ulu Tengri'ye. Evet, buradaki şiirdeki orijinal, belki ilk kez duyduğun sözcükler de olabilir. Tengri sözcüğü aslında Tanrı'yı ifade ediyor. Tün kelimesi ise tahmin edebileceğiniz gibi günü ifade ediyor demiş olalım.
Veda busesi. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda buseni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden bir yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada, yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırdım o birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın. Evet, değerli söz dostları, edebiyat düşkünleri, şiire dost insanlar. Herhalde bu dizeleri bir yerden bir şekilde anımsıyorsunuz veya kulağınıza bir şekilde bildik de gelebiliyor. Aslında bu dizeler gerçek yaşamdan damlamış dizeler diyebiliriz. Çünkü bir babanın evlat acısını anlatıyor bu mısralar. Biraz daha ipucu vereyim isterseniz. Zeki Müren başta olmak üzere çok sayıda sanatçının bugün bile dillerine dire geldiği ve bestesi de Yusuf Nalkesen tarafından yapılmış olan ve günümüzde artık klasik haline gelmiş duygu yüklü bir sanat müziği şarkısı diyebilirim. Peki gerçek hayattan alıntı derken, gerçek hayat bezeli derken neyi kastettim? Zaman zaman yayınlarımızda yer verdiğimiz usta bir kalem, bugün aramızda değil, onun acı dolu, yaralı yüreğini yansıtan bir şiir ve bunun da bir temel sebebi var. Şair Orhan Seyfi Orhan'ın bir kızı vardır. 9-10 yaşlarında hastalığı ortadadır. Ölümcül bir hastadır ve çocuk çok ağır durumdadır. Ve o çocuk, o kız çocuğu son anlarında alevler içinde adeta babasının da kucağındadır. Ölümünden hemen önce babasından "Ne olur baba, gidişime ağlama" şeklindeki isteğini bugün bile edebiyat dünyası büyük analizler halinde değerlendiriyor. Hatta babasından bu konuda bir söz de alıyor. Söz "ağlamayacağım" diyor. Bugün bile aramızda olmayan, belki evladıyla baş başa olan Orhan Seyfi Orhan. Ama bu usta kalem, büyük insan, kendi öz ellerinde can veren öz yavrusuna dayanamayan bir insandır her şeyden önce. Ve yüreği, işte o baba yüreği, kızına verdiği sözü ne var ki tutamıyor. Ve bir alev gibi, bir alev topu gibi akan gözyaşlarına da engel olamayarak ve iç dünyasında yaşadığı fırtınaları adeta dışa vurarak isyan türünde sitemini de az önce okuduğum mısralarda dillendiriyor. Ve bugün biz de onu bu programda saygıyla anıyoruz. Hem kendisi hem de çok sevdiği, 10 yaşında yitirdiği kızının anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda buseni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden bir yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada, yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de şimdi en acı sözler dilime, uçacak sanırdım o birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın. Saygıyla diyoruz, Orhan Seyfi Orhan.
Değerli dostlar, değerli şiirseverler, güneşin doğuşuyla mutluluğu ifade eden bir Nartugan günü vesilesiyle farklı bir giriş yaptık. Ama ölümler de hayatın bir gerçeği, doğumlar gibi. Yine anımsarsanız bundan iki hafta önceki birlikteliğimizde de ünlü ozan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Galata Kulesi'nden İstanbul'da kendisini atan ve ölüm yolculuğuna çıkan oğlu Vedat'ın ardından yazdığı nice şiirlerden sadece birkaçını örneklemiştik. Nedense şairlerin, edebiyatçıların yazgısında, eserlerinde çok yakınları ve evlatlarının da bir şekilde önemli yeri oluyor. Bunu da bir anekdot, bir tespit olarak da aktarmış olalım. Araştırmacılardan Süleyman Ünal'ın da dediği gibi mum yandıkça yaşıyor. Az önce kendim de belirttiğim gibi yazarların, şairlerin, hatta sinema ve tiyatro sanatçılarının çok sevdiği kimseleri yitirdiğinde sanat yaşamında da bunların bir izi çok çabuk hissedebiliyor. Belki yeni yetişen kuşaktan edebiyat severler, genç nesil insanlar Orhan Seyfi, Orhan'ı pek tanımazlar ama Türkiye'de orta ve lise öğrencilerine okutulan en meşhur, en tanınmış ve kalemi güçlü ozanlar arasında da anılıyor. Doğum tarihi de çünkü bir hayli eski. Orhan dilim tutuluyor tabii bu acılı öyküyü sizlerle özetle paylaşmak isterken. Ünlü ozan Orhan Seyfi Orhon 1890 doğumlu ve çok acı içerisinde de yaşamını yitirdi. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, söyleyecek çok şey var ama Zeki Müren'in yanı sıra benim aklımda kalan da Nesrin Sipahi'nin yorumu da gerçekten belleklerde diyebiliriz. Evlatlarını, en sevdiği yakınlarını bir yaşam sürecinde ansızın yitiren edebiyatçılara, şairlere, ozanlara, sanatçılara da sabır diliyoruz. Hayatta olanlara, bugün aramızda olmayanların anısı önünde de saygıyla diyoruz. Mutluluk insan için o kadar önemli bir sözcük ki istediğiniz kadar örnekleriyle tanımlamaya çalışabilirsiniz. Herkesin yaşamayı arzu ettiği mutluluklar vardır. Belki pek farkında değiliz ama insanı insan yapan değerlerden birisi de mutluluktur diye düşünüyorum zaman zaman. Elle tutulan bir öge değildir, bir cisim değildir. Ama ne kadar soyut bir kavram gibi gelse de bence istenirse görülebilen bir değerdir. Hissettiğiniz anda görüyorsunuz demektir. Çünkü kanımca mutluluk dediğimiz şey gün gelir kimi kalemlerin elinde ya bir gece yarısı ya bir yolculukta ya bir uyanış halinde göze ve dile de dökülmeye başlar. Evet, bu kısa girişten sonra mutluluk üzerine yaptığım kısa bir yolculuk sırasında kaleme aldığım, içimden geldiği gibi döktüğüm kısa bir yolculuğumuzu da paylaşalım istiyorum. Mutluluk. Mutluluk öyle sıradan bir şey değildir asla. Özgün bir duygu ve insani bir değerdir. Emek ister, biraz da çaba ister. Gün olur, an gelir. Usun, aklın belki direnebilir. Ama dokunmak için bir yüreğe, istencin ve yüreğin yettiğince, el verdiğince, düşlerini ısıtan işte o giz yöne yürümek, yürümek. Yürümek gerekir.
İki kişilik duygusal bir oyundur da belki. Verebildiğin kadardır o hak ettiğin mutluluk. Küçük bir armağandır belki de insana yine kendinden. Sadece yaşandıkça duyum sana bilen, rengi, rengi desen, onun rengi gökkuşağına bir güzel yolculuk. Mutluluğunuz, huzurunuz hep daim olsun. Hep güzel sözler üretin ve güzel sözler duyun derim. Duygunun tabii edebiyatta çok önemli bir yeri var. Duygu insanı insan yapan en önemli değerlerden birisidir dedik. Yine böyle bir duygusal yolculukla devam edelim istiyorum. Aslında bu yaptığım çalışma, şimdi seslendireceğim çalışmada ham bir kayıttır. Bakalım bir yerde teklemezsek nasıl bir iz bırakacak? Sen günün hangi vaktindesin şimdi kim bilir? Nereden bileceksin benim nasıl bir ruh halinde olduğumu? Bir bilsen, hani bir bilsen, işte yine bir gece yarısı dolaşıyorum o bildiğin sahili. Balıkçı tekneleri derin uykusunda o sessizliğin, meşe ağacına sırtını vermiş, çoktan sızıp kalmış karşı yakadaki yaşlı bir kanun ustası ve çalgının tellerinden bir ilaç gibi tenimden derinlere sanki bir şeyler sızıyor. Sanki bir şeylerin nedense hep başımdan savdığım o tanımsız acısı. Kanunun sessiz çığlığı akıyor. Yüreği kör kıyılarda merdivensiz kalmış. Yine gökyüzüyle baş başa bir ben. Denizler ortasında yelkensiz kalmış sanki bir kayık. Gözlerindeki ıslak dalgalara teslim. Yine bir ben, ben yine derbeder. Masum bir çocuk gibi sayıyorum yıldızları işte. Tek tek, birer birer, ardı ardına ve tek tek koparıyorum dallarını bir papatyanın, heyecanla sayarken seviyor, sevmiyor diye. Yitmesin, ama hiç yitmesin şu çocuksu düşlerim, düşlerim diye. Ve hep sona saklıyorum ve sondan bir tanesini, koyu maviliklerine yaslıyorum işte başımı gecenin. Avuçlarım, avuçlarım desen ılacak, yaladıkça, kokladıkça titrek tenimi, titredikçe saçların sanki, kıyıya şefkatle sokulan dalgaları o Akdeniz'in, tıpkı geceler boyu sahilde, bir beşik gibi uzandığım ıslak koynundaki tenin, beyaz olmuş, siyah olmuş ne fark eder, geceler mavi ve düşlerim mavi. Yalnızlığa mahkum bir insan başka ne ister? Mavi en koyusunda gökyüzü koynunun ya, bu işte bu bana, bana yeter. Bu bana yeter, yeter. Yeter artık bunca hayal, onca yalnızlığa esir olmak artık yeter. Hazır olmalı oysa insan bu sefer, çünkü ya bir sabaha karşı ya bir akşam vakti gelir, dünyanızı darmadağın edecek acı bir haber. Ve tan yeri ağrırken kuzular bile uykunun tatlı bir deminde, bahar hovardası gibi kumlara sere serpe uzanmış,
Ay ışığına özlem sahilde iki insan gölgesi var. Bir avuç şemsiye sapına sığınmış iki beden. Sırılsıklam ve sarmaş dolaş şu sularda, kokladıkça biri diğerini, sokuldukça diğeri ötekine, duygular bir nisan yağmuruna tutulsa, sarılsa aydede o yıldızlara, sarılsam sen diye yokluğunda şu ıssız kumlara, söyle, söyle ne fark eder, ne fark eder, ne fark eder? Bir memleketimi sevdim, bir de seni. İkiniz de o kadar benziyordu ki birbirine. Bir dalda iki ruhlu bir Japon gülü sanki. Ben bir gelişini hissettim, bir de gidişini. Arada su gibi akıp giden onca zaman ise sanki bir hayaldi, hayal gibiydi. Hiç ama hiç yaşanmamış gibi. Toplum 24 Televizyonu'nun siz değerli izleyenleri, şiir dostları, edebiyat düşkünleri, söze ve edebiyata, şiire düşkün insanlar. Şimdiki bölümde ise biraz İstanbul konuşalım istiyorum. İstanbul deyince hemen herkesin bir şekilde en az bir güzel anısı vardır. Yüreği kıpır kıpır eden bir aslında dünya kenti, bütün insanlığın başkenti de diyebiliriz. İstanbul'un aslında sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından çok çok büyük önemi var. Dünyada bugün bile klasik hale gelmiş çok sayıda filmin İstanbul'da çekildiğini, İstanbul üzerine dünyanın önemli yazarlarının da çok önemli eserler ortaya koyduğuna ve bugünkü programımızı, formatımıza uygun olarak da inanılmaz ölçüde güzel şiirler yazıldığını da anımsatmak isterim. İnsanlığın duygu dünyası olarak da tanımlayabiliriz. İstanbul Belediyesi'nin çıkarttığı elimde çok eski bir kitap var. İstanbul üzerine yazılmış Türkçe şiirlerden, güzel sözlerden bir derleme, bir seçki var. Tabii bunun tamamını okumak için de birkaç saatlik programa ihtiyacımız var. Biz isterseniz birkaçıyla yetinelim ama çok sevdiğim Fazıl Hüsnü Dağlarca ile başlayalım. İstanbul Fetih Destanı'ndan Destan Önü adlı bir bölümü sizlere yorumlamaya çalışalım. Dilimin yettiği ölçüde diyelim. Destan Önü. İşte zamanın karanlığı gece gibi. Geçer bir gölge komadan. İşte tanrı nefesli sahiller. İşte Bizans kopmuş Roma'dan. Sakalları uzamış keşişler sırtında. Bahar halinde bir yük. Sur örülmüş kıyılarda yokluğa taraf. Taşlarla, kıskançlıkla ağır ve büyük. Eski İstanbul, eski İstanbul, ruh kadar eski, insan, insan dediğin daha fazla eskiyemez ki. Bir boşluk ki göller tadında uzun, ya hiçe uzanmış vaktimiz ya hepe. Yedi meçhul üstüne açılmış yedi tepe. Haliç, dünya öküzünün boynuzu hiç kımıldamaz. Kımıldar bir kapalı su, geçer asırlar gövdesine aydınlık, uyumayanların uykusu. İstanbul, İstanbul, eski İstanbul, hatıralardan da eski. Göresin, göresin. Usul usul gez ki.
tarumar olmuş, daradan sardanap halden anlar. Gemilerle, kervanlarla dolmuş çırılçıplak. Aşkı kaybedenler, bulanlar, çağ çağ kapılarında durmuş. Nesilleri Asya'nın bu bakış ahu diye sormuş sıcak rüyasını peygamberin orduları hu hu diye. İstanbul, İstanbul, eski İstanbul, eski geçmiş günleri, o günleri kimse söyleyemez ki. Saz sesleri gelir, din uğruna çarmıha gerileceklerden. Belki çarmıhsınız, belki sazsınız. Ölümlerden hangisi gerek, anlayamazsınız. Fark edilmez ki doğu ve batı, hayaller dolusu cenaze ve düşüncelerden. Ayaklarınızın, ayaklarınızın o ayrılışı yerden. İstanbul, İstanbul, eski İstanbul, yakın ve eski, öyle, öylesine güzel bir ses ki. Can ile ten susamış, susamış, geçmişte nice güzeller aradan. Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet bir seher kadırgalarını yürütmüş karadan. Aşkı ile döktüğü topları bir bir dizmiş, çevirmiş hülyanın her yanını, lale gibi vermiş bir akşam güneşinde yiğit bir yeniçeri, yeniçeri canını. İstanbul, İstanbul, eski İstanbul, çok eski. Rüzgar şahadete varasın, varasın eski. Dil farkı, din farkı iyice azalmış o sürelerde. Bir siz ki bahçeleri, yüzü, cihanı kaplar. Yeniden güne çıkmış, yeniden bir hayata mahzenlerden. Nur ve hayal olmuş ellerin yazdığı kitaplar. Yürümüş, yürümüş hilalleri Türklerin. Allah'ın havalarına yalnız ve tek. Serden geçtilerle, akıncılarla buradan başlamış. Buradan başlamış işte o dünyayı sevmek. İstanbul, İstanbul, eski İstanbul. Hem rahat hem eski. Yaşaması, yaşaması öyle güzel ve öylesine tez ki. Teşekkürler diyoruz İstanbul Fatih Fetih Destanı'ndan Destan Ünlü bölümüyle andığımız Fazıl Hüsnü Dağlarca. Yine İstanbul'la ilintili kısa bir şiir var. Bu da Orhan Veli Kanık'tan İstanbul Türküsü diyor. Bakalım bu güzel insan ne diyor? İstanbul Türküsü. İstanbul'da boğaz içinde ben bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum tarifsiz kederler içinde. Urumeli hisarına oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları başıma da konuyor, konuyor aman o martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, edalım senin yüzündendir işte, işte bu halim. İstanbul'un orta yeri bir sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmasın anama. El konuşur, sevişirmiş, bana ne, bana ne? Sevdalım, sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da boğaz içindeyim.
bir fakir Orhan Veli, Veli'nin oğlu, tarifsiz kederler içindeyim. Yine de iyimserlik. Sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana. Kanatları kırılan uçak sağ salim inebilsin alana. Doktor gülerek çıksın ameliyattan, kör çocuğun açılsın gözleri. Tam kurşuna dizilirken kurtarılsın partizan. 10 yıl beklenen mektup gelsin bir sabah kuşlarla beraber. Kapış kapış kapışılsın şairin eseri ve kavuşsun artık sevgililer. Düğün dernek yapılsın hem de kimse ama kimse hasret çekmesin artık. Ekmeğe, güle, güneşe ve elbette hürriyete. Sonu tatlıya bağlanan kitaplar yollayın bana. Çünkü inanıyorum şu kahraman maceramız tıpkı orada olduğu gibi tatlıya bağlanacak, bağlanacak bir gün, mutlaka, ama mutlaka, mutlaka. Saygıyla anıyoruz, Büyük Ozan Nazım Hikmet. Hemen fark ediyorsunuz, ömrünün çok önemli bölümünü en üretken, en hızlı olması gereken dönemde cezaevlerinde geçirmek zorunda kalan Büyük Ozan. Saygıyla anıyoruz. Yine ondan bir şiirle devam edeyim diyorum. Bakalım Nazım Hikmet, Diz Boyu Karlı Bir Gece adlı farklı bir çalışmasında nasıl bir ruh halini yansıtacak size. Diz boyu karlı bir gece, sofradan kaldırılıp polis otomobiline bindirilip bir trenle gönderilip bir odaya kapatılmakla başlamıştı maceram. 9. yıl biteli tam 3 gün oluyor. Koridorda sedyede bir adam, yüzünde uzunca demirlerin kederi, açık ağzıyla sanki sırt üstü ölüyor. Akla yalnızlık geliyor, iğrenç ve tam, ve tam delilerin ve ölülerinkine yakın. İlki 76 gün sessiz düşmanlığında üstüne kapanan bir kapının, sonra saç bir geminin baş altında tam 7 hafta. 7 hafta, lakin yenilmedik biz, kafam deseniz ikinci bir insandı yanımda. Çoğunun yüzünü unuttum büsbütün, yalnız çok ince, çok uzun bir burundur aklımda kalan, bir tek kaygıları vardı hakkımda, o hüküm okunurken heybetli olmak değildiler. İnsandan çok bir eşyaya benziyorlardı. Duvar saatleri gibi ahmak, kibirli ve kelepçe, zincir filan gibi hazin ve rezildiler. Evsiz ve sokaksız bir şehir, tonla ümit ve tonla bir keder. 4 ayaklı mahluklardan yalnız birer kediler. Dört ayaklı mahluklardan yalnız kediler. Yasaklar dünyasındayım. Yarın yanağını koklamak yasak. Çocuklarımla yemek yiyebilmek aynı sofrada yasak. Yazdığım mektubun kapatmak o zarfını ve zarfı yırtılmamış mektup almak yasak, yine yasak.
Yatarken lambayı söndürmek yasak, tavla oynamak yasak ve yasak olmayan değil, yüreğinde gizleyip elde kalabilen şey sevmek, düşünmek, anlamak. Ve koridorda öldü o adam, götürdüler. Artık ne ümit ne keder, ne ekmek ne su, ne hürriyet ne hapislik, ne kadınsızlık, ne gardiyan ve ne de tahta kurusu ve ne de karşısında oturup yüzüne bakan kediler. Bu iş bitti, bu iş bitti, artık tamam. Tamam. Tamam ama fakat devam ediyor bizimkisi. Sevmek, düşünmek ve anlamak da devam ediyor kafam. Dövüşememenin affetmeyen öfkesi devam ediyor. Ve sabahtan beri karaciğer sancımakta. Berdevam, berdevam, berdevam. Nazım Hikmet, saygıyla diyorum. Nazım Hikmet'ten çok aziz dostum, Almanya'da edindiğim güzel dostlardan birisi olan, edebiyata, söze, şiire, hele hele çocuklara, çocuk sevgisine o kadar da düşkün, kitaplarının hemen her bölümünde ya doğrudan ya da satır aralarında gizlice mutlaka çocuklara hitaben güzel sözleri olan bir insan, Habib Bektaş. Nasıl söyleyelim, büyükler için çocuk şiirleri şeklinde de tanımak, tanımlamak mümkün diye düşünüyorum. Ondan da bir şiiri bugünkü birlikteliğimizde sizlerle paylaşalım. Yayınımızı izliyorsa Nürnberg yakındaki Erlangen kentinde yaşıyor. Türkiye'de önemli kitaplara da imza atmış güzel bir dost. Habib Bektaş, hapisteki baba diyor. Hapisteki baba, sen baba, neden hep ben uyuyunca geliyorsun ve neden hep tam sana sarılınca kayboluyorsun? Uyanıkken de baba, uyanıkken de gelsene. Akşam olunca baba, herkesin babası geliyor eve ama herkesin, sen neden gelmiyorsun baba? Doğru mu annemin söylediği, bütün çocuklar şeker yiyebilsinler diye mi? Senin baba orada yaptığın şeker mi? Her gece baba uyumadan önce iki kez öpüyorum annemi. Senin için ama biri. Keşke diyorum, keşke kuş olsaydım, kuş olabilseydim baba. Uçardım duvarların üzerinden ve gelip de konardım senin kucağına. Uzan şu tel örgüye baba ve kokla. Ve kokla saçlarımı, duydun değil mi güneşin sarı çiçek kokusunu? Işık dışarıda baba, güneş uzak sana. Bütün gün dışarıdaydım ve güneşin altında, güneşin kokusunu, o güzel kokusunu getirdim işte sana. Yüreğine sağlık diyorum sevgili Habib Bektaş'ın. Yine Habib Bektaş'ta kalalım istiyorum. İki kısa şiirini ardı ardına bağlamış olalım. Birincisi Askerler diyor. İki dilli yayınlanan Biz Çocuklar adlı kitabında, dediğim gibi büyükler için yazılmış, adeta çocuk şiirleri gibi mesaj içeren bir kitap. Hemen devam edelim. Askerler ve Gündüz Geceyi arka arkaya paylaşalım. Askerler baba, ne yaparlar çalışınca? Baba konuş, susma ne olur baba. Gündüzü seviyorum,
Gündüz güzel, aydınlık dedi çocuk. Karanlık güzel değil, güzel değil ama seviyorum geceyi de annem, babam eve gelince. Selam olsun Habib Bektaş'a. Değerli şiir dostları, bu bölümde yine birkaç şiirsel denememden, anlatılardan örnekleri yorumlamaya çalışalım. Umarız beğeninizi alır. Gel, gel su ol ve süzül içime yamaçlardan gülüm, gülüm usul usul akarak. Dolsun şu yorgun nehir yatağım, özleminle ince ince damıyarak. Dalları kırarak değil ama gel, gel ne olur gazel toplayarak. Gülüşerek, gülüşerek gözün gözüme gülüm, soluğum soluğuna sarışarak. Uyansın şu masum düşlerimiz yine, sözümüz uyansın, duygumuz uyansın, savrularak değil ama, değil ama ne olur sarışarak. Tutunup işte o duyguların kanadına, yeşilin o giz koyu demine, usulca el ele karışarak. Ne güzel şey yaşamak seni günüm, günüm ey zaman. Ama ya sen çok erkensin bu sabah bana, ya da ben birazcık, biraz geç o akşamdan. Doğru değil yorulduğum oysa, hem nasıl yorulur ki bir ben, içimde her sabah usulca yeniden ve yine uyanan, sen dolu bir dünyanın huzuruma nefes olan o varlığından. Toprak ve tenin kokuyor bana uzaktan şu geceler. İnan, İnan yüreğimde damla damla büyürken tanımsız bir hasret. Toz pembe geliyor sanki, sanki yakın olunca her şey. Ama her yer, her şey sen ve memleket. Sabır diyorum artık öksüz duygulara. Umarsız da olsa biraz sabret, sabret. Hani ne zaman yakın olsam adım adım sana, bastırmaz mı birden bir ayrılık duygusu? Sen istersen, istersen bir yanılsama farz et. Şu yabanda sürüklenirken nemli gözlerim daha da uzaklara, düşlerim bir artı bir doğururken, uyanmaz mı içimdeki çocuk yine ve yepyeni bir umutla, umutla yoğrulu istinci bir gün, ama bir gün mutlaka yeni kavuşmalara hasret. Bakıyorum, gün doğuyor artık yavaş yavaş. Nasıl da belli martıların o nazlı telaşından, nasıl da belli suskun bir ay misali o kızıl bakışlarından. Ne varsa, ama ne varsa toplayıp yüklenmek gerek belki. Çalıştır derim şu yoldaş motorları artık kaptan. Demir alma zamanı geldi sayılır, geldi belki de çoktan.
Hani gitmesini de bilmeli insan gelmişse eğer ki vakti. Martılar yaşasın artık ne varsa geride kalanla. Hani o bizim yaşayamadıklarımızdan. Özlem olsun düşlerin yıllanmış sırrı, öksüz ve yalnız duygulardan. Derim ki, bir tek umudu bıraksınlar bize yeter, yeter. Direnir yüreğimiz ve boy verir sığındığı ıssız bir adadan. Umut bu, umudumuz hem nasıl yeter ki, nasıl yitsin ki yarınlarımızdan. Tanrı'ya mektup. Çocukça bir düşünce belki ama mesela bir mektup yazasım geliyor, düşünde çocuğun yüzüne birdenbire güzelce gülümseyen o Tanrı'ya. Benimkisi öyle ciklet, bisiklet, balon, elmalı şeker falan filan değil. Tek satırlık, evet tek satırlık, düz ve saf bir niyet. Tanrım sen sabır ver bana, altına da küçücük bir not. Ama Tanrım ne olur, hani biraz da acele et. Olur veya olmaz, okur veya okumaz, kim bilir diyelim artık, kim bilir. Bu mektup, Tanrı'ya yazılı mektup, kime niye, kime kısmet? Gün geldi, dedim ki bir gün kendi kendime, ya büyüdükçe zor ve zorlanan olacak, ya da unutup her şeyi unutup çocuk kalacaksın. Çocuklar gibi gerekli, gereksiz her yerde ama her yerde haykıracaksın belki ansızın çığlık çığlığa ve belki de ansızın ayrılıkmışçasına oturup ağlayacaksın. Kim bilir, hani kim bilir ne hüzünlerde ağırlanacaksın. Ama hep güleceksin olup olmadık yerlerde ve çocukluk nöbetine durup biraz da olsa soluklanacaksın. Düşlerin böylesi her gün sadece umudunla yoğrulacak ve kendin bildiğin bir masum canı hiç usanmadan, anaç bir hasretle, bil ki yine ve yepyeni bir umutla doğuran, evet doğuran, yine inan sen olacaksın. Düşünüyorum da bazen, sormadan edemiyorum kendime. Çünkü iyi bilirsiniz, hayatımızı o kadar çok şeylerle doldurmuşuz ki, aslında biraz düşünseniz, bunların çoğu da sadece bir hiçtir. Onları, o şeyleri bizde o şey yapan bir hiçten, belki de hiç gerekmeden bir başka şey yaratmak hırsından öte başkaca bir şey değildir. Şeylerin,
Hani bizi meşgul eden o şeylerin en değerlisi bence, uyandığında bir sabah insan, nefes aldığını hissedince, işte o an duyumsadığı tanımsız bir yaşam sevincidir. Ve bir de kendiyle birlikte kendinden bildiği her kim ise uzaktan ona bir yudum da olsa gülümseyebilmektir. Hani ne desem şimdi, hem nasıl desem, ağırlığımın notalarını zoraki yüklenmiş, yorgun bir akardiyon gibisin bazen. Açıldıkça ağır ağır perden, yücelir içimde tınıların, kapandıkça ama düşündüren, ürküten ve dalgalar misali, kuytu yatağına sessizce çekilen, yine sen, yine sen. Yine sen. Yine sen. Yine sen. Köhne bir mum ışığıyım belki de sende bir çare bir ben. Renksiz bir saman alevi gibi durgun, belli ki anlamsız bir ağırlık. Hissedilmeyen, varlığı gerekmeyen ve hiç çekilmeyen, bir çırpıda tek solukla belki de sen gecem güneşinin yüreğinde bir mumun son ışığı gibi karanlığa köreli veren, karanlığa yitip giden karanlıklarda ansızın eriyi veren. Ve geldi sonunda o gün, geldi öyle bir an. Ve anladım ki tam da böylesi zamanlarda kendinden de ayrılırmış meğerse insan. Adım adım uyanırmış bir göç duygusu yüreğinde, hissedermiş uzaklaştığını sessiz sedasız, yol alırken bir nehir karanlığa ruhumdan. Boy almaya dünden hazır başak bir güneş gibiyim ama çoktan batmış gün oysa ben farkında bile olamadan. Nasıl da bürümüş yumak yumak acılar dünden beri, acım öylesi tanımsız, acım acılardan bir o kadar ıssız. Adımlarım ağır mı ağır, düştüğüm yol erimsiz ve sonsuz. Dağlanmış yüreğim yanar da durur bir kor ateş misali. Yarım kalmışım kendimde artık, bir yanım yalnız yarım. Bir gece gibiyim bazen, bir giz, bazen anlamsız. Belki de esrarengiz bir gündüz. Görüyorum, biliyorum ve hissediyorum artık. Bir günü bile tam yaşamak haram sanki içimde. Rehin kalmış nedense memlekette sol yanım. Hislerim dokusuz, mısralar sözsüz, havam kokusuz. Düşlerim deseniz, hani o öksüz düşler, hani o yetim düşler, bildiğiniz gibi bugün de yine öksüz.
Adım adım sessizce geldi galiba dün gibi yine o sinsi karanlıklar. Burgu burgu kol geziyor beynimde o an, bir dizi belki de sizce de anlamsız sorgulamalar. Düşünmüyor da değilim zaman zaman, sığınırken kalın kumaştan perdenin arkasına sen, yolda kalır, yine yarım kalır bende, bildiğin o yetim duygular. Ve her seferinde, ama her seferinde habire o beyhude çırpınmalar ve kapanan perdelerin gözyaşında boğulmalar. Ve hoşça kal, ve hoşça kal ve kendinle kal diyesim de geliyor kendime bazen. Yüreğini kuşatmış o anlamsız siyah gölgeler bir gün, ama bir gün çekip gidinceye kadar. Düşünmesi, içten içe böylesi öykünmesi kolay belki, ama söylemesi o kadar zor ki, hem de o kadar zor. Kimselerin, ne senin ve ne de evrenin bunu henüz anlayamayacağı kadar. Merhaba, merhaba bakışları gün yüzlüm. Merhaba içimin ıssızlığında her sabah, daha beş bile demeden erken uyanan Japon gülüm. Merhaba, merhaba üleşmek için her şeyi, uğruna sığındığım o sen giz düşüm. Hep sen varsın aklımda, yüreğimde. Ne güzel şeymiş meğerse yaşamak, uyumak huzura salıncak misali gözlerinde ve yine istençle uyanmak bir güne ve merhaba diyebilmek o gün gibi gülüşünü görünce. Bulutlara, yıldızlara, martılar ve dalgalara merhaba, merhaba demek toprağım ve kokunu özleyince. Ne diyeyim? Merhaba, merhaba özüm, merhaba sözüm, gönül bahçeme kızılca benekler döşeyen gülüm ve sen güzelliğe açılan iki gözüm. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba değerli dostlar, şiir dostları, söze ve edebiyata düşkün insanlar. Mehmetcan Bolat ile Şiirsel Yolculuklar adlı yaklaşık 1,5 yıla dayanan bir geçmişiyle artık geleneksel şiir programımıza yavaş yavaş veda ediyoruz. Bu programı hazırlayıp sunan ben Mehmetcan Bolat. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Bu arada bu programın hazırlanmasında büyük emeği geçen teknikten sorumlu arkadaşım Turgay Çevikoğulları ve aynı zamanda müzikleriyle bu programı besleyen, renklendiren Sayın Reşat Özerdem'e de en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki günlerde yeni bir programda birlikte olabilmek umuduyla diyorum ve bütün gününüz, hafta sonunuz aydınlık ve güzel ve huzur dolu olsun diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.